nitelikte bir program. Burada 300 bin lira, yani öbürü 350 bin liralık hibeydi. Bu 300 bin liralık hibe ve 700 bin liralık faizsiz geri ödeme desteği olacak gibi bir program ama daha henüz olmadı. Ve iş kuruş başı eğitim programını da 6 aydan 1 yıla, yani 6 ay boyunca her bir 50 lirasını ödüyordu. Yani o ödemenin 1 yıla çıkması bekleniyor. Bunun da henüz tedbisi olmadı. Olduktan sonra bu da başlayacak. Ben bundan sonra ufağa bırakıyorum. Elif, teşekkür ederim. Şimdi Elif arkadaşımız KOSGEB ve İşkur tarafından sağlanan teşvik bir konularını özetledi. Ben birkaç ilave yapmak istiyorum KOSGEB ve İşkur sağlanan teşvik bir konularından. Şimdi KOSGEB, şunu öncelikle belirtmekte fayda var. Türkiye'de teşvik edilerde hiçbir şekilde bir ödeme yapılmıyor. Yani nakit olarak hiçbir kurum tarafından, hiçbir işletmeye ve firmaya sağlanan bir ödeme yok. Burada bütün özellikle KOSGEB'de bu teşviklerden yararlanırken başvurur, yani destekten yararlanan firma öncelikle kendisi harcamayı gerçekleştiriyor. Harcamayı yaptıktan sonra, harcamayı gerçekleştirdikten sonra ilgili teşkili konusuyla ilgili belgeleri ve faturaları alarak KOSGEB'e müracaat ediyor. KOSGEB bundan sonra faturaları ve uygun harcama belgelerinin kontrolünden sonra gerekli tutarı, Seyit arkadaşımızın belirttiği %50 tutarı firma hesabına aktarıyor. Belki biraz detay olacak ama herhangi bir, şu anda Tempa'da faaliyet gösteren bir firmayız ve KOSGEB bizim bir kaydımız yok. Öncelikli olarak bizim belki şu an sunumdan sonra teşvik ve konuda yararlanmak istediğinizi düşünelim. Öncelikli olarak firma olarak KOSGEB kaydımızın gerçekleştirilmesi gerekiyor. KOSGEB kayıt için şu an İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında 3 tane KOSGEB hizmet merkezi var. Bir tanesi Kitalli'de, bir tanesi şu anda bize en yakın olan Çağlayan Adliyesi'nin yanında Boğaziçi Hizmet Merkezi. Bir de Zeytinburnu'nda, Topkapı'da Haliç Hizmet Merkezi bulunuyor. Bunlar kendi bölgelerinde bulunan işletmelere KOSGEB destekleri hakkında yönlendirme ve yardım gerçekleştiriyor. Ben Perpa'da faaliyet gösteren bir firmayım. KOSGEB'den yararlanmaya karar verdim. Öncelikli olarak yapmamız gereken KOSGEB sayfasında benim faaliyet gösterdiğim alanın KOSGEB tarafından desteklenmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Yani şöyle diyeyim, ben bir eğitim firmasıyım ama eğitim firmasına örneğin KOSGEB tarafından destek verilmiyor. Veya danışmanlık firmalarına yani KOSGEB tarafından destek verilmiyor. Bu yüzden KOSGEB'den yararlanabilmek için öncelikle faaliyet alanında NACE kodu dediğimiz faaliyet alanında bizim faaliyet alanında yer alınmaları kontrol ediyoruz. Bunu kontrolü gerçekleştirdikten sonra NACE kodunu o listede adımız sektörümüz yer alıyorsa KOSGEB sayfasından e-kodu üzerinden firmamızın bilgilerini giriyoruz sisteme. Bu bilgiler nedir? Ticaret ünvanı, vergi numarası. Ondan sonra çalışan sayısı bilgilerini girdikten sonra çıktı alıyorsunuz. Bu çıktıyla beraber ekine ticaret sicili gazetemizi, firmanın faaliyet gösterdiği sicili gazetesini, imza şifrelerini alıp hizmet merkezine getiriyoruz. Hizmet merkezinde bunu bir kopya danışmanına veriyoruz. Şimdi 5 yıl öncesine göre KOSGEB hizmet kalitesi yükseldi. Şöyle ki her kurumun, her faaliyet gösteren firmanın bir kopya danışmanı var. Kopya danışmanı dediğim zaman siz KOSGEB'e gittiğiniz zaman size otomatik olarak sistem kalite edildikten sonra otomatik olarak kadar kopya danışmanına giderek bu faaliyette hangi faaliyetten yararlanmak istediğiniz konusunda bilgi alabiliyorsunuz. Evet, ben KOSGEB'e kaydımı gerçekleştirdim. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi ondan sonra da çok kolay. Örneğin neye karar verdik? Eğitim desteğinden yararlanmaya karar verdim. Ben bir firmayım. Firma sahibi ve 2 tane de çalışanım var. Ben çalışanlarımın örneğin dış ticaretle ilgili eğitim almasını istiyorum. Dış ticaretle ilgili eğitim alabilmesi için ne yapmam gerekiyor? KOSGEB hazır TR Kapital bana anlattı. %50'sini alabiliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikli olarak hangi eğitim alabileceğiniz yerler şöyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda faaliyet gösteren konulardan eğitim alabiliriz. Bunlar bildiğimiz klasik bilgisayar firmaları bilgisayar eğitim veren firmalara göre, şimdi burada reklam görecek adları vermek istemiyorum. Onlardaki fatura alıyorsun, bir proforma fatura ve alarak bunu KOSGEB'e veriyorsun. Ben bu eğitimi çalışanımı aldırmak istiyorum diyorsunuz. KOBİ danışmanı ve bunu alabilirsiniz dedikten sonra firma orta ve KOBİ çalışanını siz eğitime gönderebilirsiniz. Eğitim ödemesini gerçekleştirdikten sonra faturasını ve alarak
bunu COSGAP'e geri kopya danışmanı veriyorsunuz ve bundan sonra size ilgili tutar firma hesabına iade ediliyor. Yani şunu şimdi vurgulamak istedim. Biz burada evet genel olarak bilgilendirme yaptık ama pratikte de nasıl uygulandığını bilmenizde fayda var. Yani direkt öncelikle dediğim tekrar ettiğim gibi ödenen bir nakit tutar yok. Biz kendi harcamalarımızı kendimiz gerçekleştiriyoruz. Harcamalarımızı yaptıktan sonra COSGAP bunları bize geri iade ediyor. COSGAP şöyle şeyler zamanlar yaşanabiliyor tabii. Örneğin yeni internetle alakalı genel bir örnek vereyim. Yine genel desteklerden şu anda 3 kişi çalışanım var. Bir tane üniversite mezunu olacağım. Muhasebeciyim yok örneğin. Yani ön muhasebeci görecek birisini almam gerekiyor firmamın. Ben firma şey yaptıktan sonra kişiliği seçtim. Onun diplomasını ve işe giriş bilgisini kopya danışmanına veriyorum tekrar. Bakın yine bir bilgilendirme yaptım COSGAP'e. COSGAP bu bilgilendirmeden sonra evet sen kişi işe alabilirsin dedikten sonra kişi işe başlıyor. Yine ben o nitelikli eleman desteğinde örneğin çalışanımın net maaşını hemen bankaya yatırıyorum. Bu bankaya yatan dekontla beraber ödeme formunu yine kopya danışmanına veriyorum. Bunu 2 ayda bir yapabilirsiniz, 3 ayda bir yapabilirsiniz. Topluş olarak örneğin ön muhasebe adımız Ahmet'in maaşı 3000 lira olsun. Bu her ay bunu 3000 lira ödüyorum. Bizim anlattığım gibi %50'si bunun 1500 lira tekabül geliyor. Yani COSGAP'te şöyle bir kural var. Üst limit dediğimiz üst limit kuralı burada 20 bin lira. Bir de her başvuru bazında bir limit var. Yani nitelikli eleman desteğinde olduğu gibi 1500 lira. Yani siz 4 bin lira dediğiniz bir kişi 2 bin lira alamıyorsunuz. Limitin doğru olarak kullanılması. Yine biz bunu kopya danışmana verdiğim zaman bütün desteklerden yararlanıyor. Bu detaya şu için girdim. Hani böyle destekler var ancak bu desteklerden yararlanmak için yerine getirmek istediğim gereken bir takım kurallar var. Bu kuralları yerine getirdikten sonra bunu firmalar kolayca yararlanabiliyorlar. Sadece dikkat edilmesi gereken ödeme belgeleri ve COSGAP kaydının gerçekleştirilmesi. Şimdi diğer iş kurla yine pratikte bilgi vermek istiyorum. Şimdi İşkur tabii ki iki yönlü bir pay gösteren kurum. Öncelikli olarak istihdamı artırmaya yönelik bir de yani işsizlik maaşının ödenmesiyle ilgili faaliyet gerçekleştiriyor. Her yine COSGAP'te olduğu gibi her bölgede burada İşkur hizmet merkezi bulunmakta. Öncelikli olarak yine sistem üzerinden ben firma olarak eğer şeyden yararlanmak istiyorsan İşkur'dan firma olarak İşkur'a kaydını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu da çok kolay. Yani sistem üzerinden İşkur web sayfasından firmanızı kaydedebiliyorsunuz. Bunu kaydettikten sonra en az 2 tane çalışanınız var. Yine Ahmet. Ama Ahmet'in üniversite mezunu olmasına gerek yok COSGAP'te olduğu gibi. Burada lise mezunu da olabilir. Öncelikle onu vurgulamak istedim. Çünkü destekler farklı, kurumlar farklı ama kabul kriterler farklı. Burada hepsinde aynı değil. Yine İşkur şöyle diyor. Sen en az 2 çalışanın var arkadaşım. Ben istihdamı da artırmak istiyorum, sana kolaylık sağlamak istiyorum. Sen eğer benim iş kuru kayıtlı olan kişilerden işe seçim yaparsan ben bunun her ay 1000 lirasını yani günlük olarak 50 TL'sini karşılayacağım. Ayrıca 6 ay bittikten sonra da hizmet firmalarına 30 ay, imalat firmalarına 42 ay sevgilere işveren payını ödeyeceğim. Şimdi özellikle son biliyorsunuz Ocak ayından sonra yeni düzenleme yapıldı asgari ücretle. Asgari ücret dediğinde her işletmenin maliyeti, iş gücü maliyeti yükseldi. Şu anda tabii ki devletten iş gücü maliyeti yükseldi ama biz bunu iş kurumundan alarak aslında iş gücü maliyetimizi azaltabiliriz. Dediğim gibi burada temel kural işbaşı eğitim programında firmada en az 2 tane SGK'lı çalışanın olması gerekiyor. Çalışan sayısı arttıkça iş buradan yararlanabileceği kişi sayısı da artıyor. Yani 10 kişiden 2-10 kişi arasında 1 kişi, 10 kişiyle 20 kişi arasında 2 kişi ben İşkur'dan eleman alabiliyorum. Şu aklınıza gelmesin, illa ben İşkur'dan mı almam gerekiyor eleman? Hayır, siz herhangi bir seçimi yaptınız ama bu kişi İşkur'a kayıtlı değil. Siz de bulabilirsiniz, İşkur'dan da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kişi İşkur'a kayıt yaptırdığınız zaman İşbaşı Eğitim Programı'ndan kolaylıkla yararlanabiliyorsunuz. Burada COSGAP olduğu gibi şey olmuyor, buradaki ödeme 1000 lira ödeme çalışanın hesabına yatıyor direkt. Şimdi yine güzel bir haber, biraz önce 6 ay demiştim
bu süreye yeni açıklanan, dün açıklanan yeni kabul edilen yasayla beraber bu destek süresi 1 yıla çıktı. Yani ben ne yapıyorum artık? En az 2 çalışanım var ve 1 kişiyi ben 1 yıl boyunca maaşını ödemeden İşkur'dan yararlandırıp maaşını İşkur'dan alabiliyorum. Temel kural burada yine çalışan sayısının 2 olması, bayanlarda 18 yaşından üzeri, erkeklerde ise 18 ile 29 yaş arasında olması gerekiyor. İşkur maliyetinde böylece ben ne yaptım, neden kurtuldum, asgari ücretin getirdiği yükümlülükten vergi artışından kurtulmuş oldum. Dikkat ederseniz burada ne faydası var? Eğer 1000 liradan olsa yılda 12 bin lira yapar. 30 ay boyunca da 30 çarpı STK işveren payı. Ben bundan yararlanırım dedim yani çok. Bunu da özellikle İşkur yararlandırılmasını istiyor ama kimse başvuru gerçekleştirmediği için onlar da bundan yakınıyor. Yani gerçekten bize çok başvuru gelmiyor. Bu nasıl arttırabiliriz şeklinde toplantılar ve bilgilendirmeler yapıyor. Perpe'ye en yakın yer Şişli Hizmet Merkezi, İşkur Hizmet Merkezi hemen Cevahir'in yanında. Cevahir'in karşısında oradan yararlanabilirsiniz. Şimdi tabii burada özellikle şu ana kadar KOSGEB ve İşkur'dan bahsettik. Genel desteklerden yararlanıp kolayca yararlanabileceğimizi görmüş olduk. Yani gerekli şeyleri, belgeleri ve başvuruları gerçekleştirdikler buradan yararlanabiliyoruz. Şu anda yine çok kısa şikayet edilen noktalardan biri de ben firmamı büyütmek istiyorum. Ama bana devlet hiç destek vermiyor. Aslında destek veriyor. Biraz önce arkadaşımız anlattı. Kobi proje programını size gerçekleştirdim. Ben yine yazdığım projelerden örnek vereyim size. Firma, 3 yıllık firma, cirosu yıllık 7 bin lira. Yani büyük satış tutarı 7 bin lira. Firma diyor ki 25 çalışanım var ama ben kurumsallaşamadım. Yani kurumsallaşma, ileri büyük olarak büyümek istiyorum dedi. O da aynı şekilde dedi ki, devletten destek alamıyoruz. Hayır, destek alıyorsunuz dedi. Nasıl alabiliyoruz? Şöyle anlattık. Örneğin orada gerçekleştirdiğimiz projede neler yaptık? Örneğin dedi ki senin bir kurumsallaşmayı sağlamak adına kurumsal danışman alman gerekiyor. Önce bir kurumsal danışmanla firmasıyla anlaştı. Daha sonra firma yayıncılık sektörünü gösteren bir firmaydı. Peki ben satışları nasıl arttırabilirim gibi konularda takılıyordu. Kurumsal danışmayı sağladıktan sonra